Merhaba arkadaşlar, ben Cevat ve bugün tekrar Osman'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Çok beklenen Corsa Part 3'ü sonuna çekiyoruz. Evet, gün geldi. Kışın çekmiştik galiba partileri. Kışın çekmiştik, şu an hava 40 derece aynen. Falan. Part 3'ü çekiyoruz. Yanıyoruz çekerken de. İlk videodan itibaren neler değişti onları konuşalım istersen en başta. İlk videodan itibaren o ses yapan basınçlı saatten kurtuldum. Gliserinli yani yağlı tekrar manometre taktım. Bu sefer basınç ayarını daha kısık tuttum. Yani eski saat 4 bara kadar gösteriyordu. Pek detaylı göremiyordum basıncı. Şu anki 2,5 bar basınç saat var. Daha detaylı görebiliyoruz. Daha detayları görebiliyorsun. Onun dışında bildiğiniz üzerine Valex tipi, yani ortadan cutout egzoz vardı. Gene onu kullanıyorum ama kumandalıydı en son. Kumandalıydı. Onun kumandasını iptal ettim. Neden iptal ettin dersen arada tuşu basmıyordu, etmiyordu, almıyordu, sinir ediyordu. Direkt çözüm olarak elektronikçilerde gittiğinizde şey olarak alabilirsiniz bu tuşu. DC motoru kontrol edecek tuş, hani yön tuşu olarak sorarsanız 6 bacaklı tuş veriyorlar. Onunla Varex'inizi tekrar kontrol edebiliyorsunuz. Bunun avantajı ne oldu? İkinci bir avantajı, arabada kumanda modülü olduğu için yani %99 ihtimal o yüzden oldu sanırım. Benim arabamın kendi uzaktan kumandası çok yakından alıyordu. Hani bazen dibine girip basmam lazım kilitlerken. Onu söktükten sonra bu sorun düzeldi. Bayağı artık uzak. Belki etkiliyordu. Yani karışıyordu. Uzaktan falan almıyordu. Uzaktan dediğim de yani gene bir artık gene 10-15 metreden oluyor da öbür türlü 1-2 metreden falan basmam lazım ki bazen anahtarla kilitliyordu. Hiç almıyordu. O sorun düzeldi. Onun dışında başka değişikliğimiz krank sensörümüz değişti. Krank sensörü arızası yaşadık. Bunda daha önce E46 vardı, bahsetmiştim. Hı hı. Onda da aynısını yaşamıştım. Bunda da gene aynı problemler başladı. Soğukken yapmıyordu araba. Isınınca problem daha çok belli olmaya başlıyor. Eti ne kadar tuttu bunun? Orijinali 270 TL civarı. O civardaydı. İşçilik vermedim, gene kendim taktım. Aile dostumuz zaten tamircimiz Atasanayi'de. Ona gittim, arabayı o lifte kaldırdı. Gerisini ben söktüm, taktım. Osman Usta. Aynen. Sorunu da şöyle anlayabiliyorsunuz. Corsa C Facebook sayfasında da yazmıştım hani böyle saçma bir problemim var diye. Ama cihaza bağlamamıştım daha arabaya. O yüzden bilmiyordum hangi sensörün arıza olduğunu. Araba 2500'de kadar çok güzel geliyor. Sonra kesiyor mu? 2500'den 3500 arası normalde şu an 1,5 bar basıyor benim araba. Basınç direkt 2,5 barlara çıktı. Orada böyle kasılıyor araba. 3500'den sonra tekrar yürüyor kolum. Hani gene aynı tempoda yürüyor. Bir duraksama yaşıyor. Evet, büyük ihtimal o devir aralığında düzgün okuyamadığında krank sensörü arıza verdi. Değişince tabii problem tekrar düzeldi. Tekiden sonra galiba Part 3'te şu an yazılım da güncellendi. Ha, yazılım da bir... Hatta gitmiştik BG Turbo'ya bir komik anlar yaşadık. Şu an ne yapıyoruz Arda? Şimdi EQ verileri dedik. Üzerindeki arabanın bilgilerini aldık. Şimdi onları bilgisayara kaydedeceğim. Arabadan arabaya değişiyor bu süre. Corsa'larda ortalama 6-7 dakika oluyor. Üstünden okuduğumuz yazılım zaten modifiyeliydi. Bizde orijinal haritası mevcut araba. Orijinal haritasını açtık. Corsa'lar toplam 6 tane haritası var. Bu basit bir program. 6 tane harita var üzerinde. Genelde mazotlarla ilgili, yani yakıtla ilgili. Zengin karışım, işte fakir karışım. Evet. Ben tekrar şuraya orijinal dosyasını açayım. Burada 3D şeklinde bir haritası var. Enjektörle ilgili direkt. Burada diğer haritaları var. Neden hissediyorsun bizimle paylaşın? Çok heyecanlıyım. Nasıl olacak çok merak ediyorum. İlk defa nasıl diğer oynayacağım. Bundan önceki yazımlarda sana göre neler eksikti? Bana göre neler eksikti? Arda geçiyordu demeyeceğim. Şimdi tekrar arabaya bağlandık. Yaptığımız dosyayı yazacağız Osman için. Tekrar yazması da yaklaşık 6-7 dakika kadar sürüyor. Ondan sonra işlem tamamlanıyor. Evet, ondan sonra işlem tamamlanıyor. Sağ olsun, ufak bir şaka yaptı bana. Dedim ki bu kadar kara duman, yani atmosfere zararlı. Hiçbir zaman... Buna bir son vermeniz evet. Artık. Hayırlı olsun Osman. Osman'ın arabasını kıstı. Bir tık daha açtık, yani çok ufak bir tık daha açıldı yazın. Hayvan gibi farklar olmadı ama gene gidişinde sesi azıcık değişti yazılımdan sonra. Daha bir cırtlak böyle bir yırtınıyor neden sanırım. Çok azıcık daha aynen duman arttı. Gidiş tabii etkiledi ama eskisi gibi artık biliyorsun hani rol uğraşmıyorum. Arka koltuğumu taktım.
ufak bir ses sistemi. Daha çok aile babası. Artık aile babası değil de sıkıldım o rol muhabbetlerine. Azıcık biliyorsun boş muhabbetler de oluyor konularda. Sıkıldığımda. Dostane denemeler. Dostane olmuyor ne yazık ki. Aynen öyle. Yani kendim için gazlamak daha çok zevk veriyor. Hafta sonu Alaçatı'ya gittim. Bizim Uğur'un C30'unun yanına. Akşam 8 gibi çıkmıştım yola işte. Yolda bir E90 vardı. 3.20 dizel bir tane E250 vardı. Yani otobandakiler şok olmuştur. 1.7 demişlerdir bu. 1.7 değil. Konca demişlerdir. Önden E250 gidiyor. Onun arkasından E90 ve gittiğimiz süratler 180-190 civarı. Ben bunların arkalarından selektör alt alta gidiyorum. En son baktım hiçbiri çekilmedi. En sağa geçtim. Zaten 190'lar hani artık 5'te kesiciye girmeye yakındı araba. 200'de kesici ta diye böyle yanlarından gidiyorum. Hepsi şok olarak hepsi bana bakıyor böyle. Artık o daha çok zevk veriyor ya. İnşallah evet. Bu yüzden trafik cezası gelmez. Şaka makinesi oluyor yani ben. Bu yüzden trafik cezası gelmez de bunları şey yapalım ya. Sağ olsun. 190 yapmadım, 90 yaptım. 120'ydi. 120. Otoban limiti. Onun dışında başka bir değişiklik yok. Ses sistemimiz var. Basmış sakalı. Aynen. Çıtır bas. Şeylerden de konuşabiliriz istersen. Arabaları almak isteyenler. Neye dikkat etmeler alırken? Opel servisinde bir tane tanıdığımız vardı bizim. Bize demiş ki 6 yıl önce ben 1.7 bakıyordum. Hepsi dedi 200 bin üstündeydi. Ama ne hikmetse diyor 2016 yılına geldik. Piyasada diyor, 150 bin daha araba çoğaldı diyor. Kilometreler geri çekildi. Yani kilometreler geri çekilmeye başlandı. Çoğu kişi bunu yapıyor. Hatta Facebook'tan bir arkadaşımla kardeşimle görüşüyordum. Yazmıştı 1.7 almayı düşünüyorum diye. Eren de hatta ismi yanlış hatırlamıyorsam. Başına talihsiz bir olay geldi. Hatta bir şaka amaçlı beni suçladı. Abi diyor senin videoyu izledim de diyor. Araba almaya karar verdim işte 1.7 almaya. Buldum bir tane diyor. 190 binde mi ne almış arabayı. Bir öğreniyor araba 450 binde. Yeni çekmişler. Bence 1.7 alırken kilometre fazla takılmamak lazım. Dediğim gibi ben 275 binde aldım. En azından içim rahat bir şekilde aldım. Motor sağlıklı. Kilometresi doğruydu biliyordum hani. Ya bu şey demek değil, tabii ki piyasada şu an 150 binde, 190 binde vardır ama piyasada ona göre daha pahalı tabii. Çoğunluğu o kilometrelerde, çoğunluğu çekilme. Ya bir de şu açıdan düşün, ben bu arabayı bir yıl aldım, bir yıl önce aldım. 25 bin, 30 bin olmuştur bir yılda yaptığım kilometre. Bu araba şu an 13 yaşında. Hani 13 yaşında gelip defek sorunları yapacak zaten. 13 yaşına gelip 190 binlerde olması bana azıcık şey saçma geliyor. Ki ben fazla kilometre yapan değilim biliyorsun. Benim araba Karşıyaka, Mavişehir, Karşıyaka arası gidip gelen bir araba. Ben bile 30 bin yaptım yani. Hani kilometre yapan bir araç. Hani az yaktığı için. Az yakan yani bir araba. Performansı iyi olduğu için kullanılacaktır yani. Onun dışında ben her zaman Türkiye'deki şu konuyu anlayamadım. İşte boya değişen, arabayı bana hayvan gibi macunlu vereceklerini. Değişen ne olsun. 13 yıllık araba alıyorsun. Boyalı olması ya benim için sorun olmadığı sürece ben tabii canım, sorun değil. Kulelerde boya olsun demiyorum ben hani amortisörler kısmında boya, motor içinde boya olsun demiyorum. Ama dışında boya bence tercih edilebilir bir şey. Boya size göre. Şu an mesela part 3'teyiz. Part 4'te gelir mi Osman? Düşünüyor musun daha bir şeyler? Valla part 4'te Uğur'la gene değişik projelerimiz var. Onunla birlikte artık Ar-Ge çalışmalarına başladık. Azıcık da bir çalıntı Ar-Ge çalışmaları da. Şu an 1.7'ye şey yapmayı düşünüyoruz. Otomatik far. Otomatik far dediğim şey tünele girdiğinde hava kararında açılsın. Otomatik açılan far. Çünkü Uğur şey biliyorsun elektrik elektronik mühendisliği okuyor ve mikroçip programlayabiliyor. Bunu yapmayı düşünüyoruz. İkinci proje azıcık daha zorlayacak ki bizi devire göre var eksik. Yani şey düşünüyoruz. Valvetronik tarzı bir şey. Yani 2500'e geldiğinde tık otomatik kendi açacak. 2500'ün altında otomatik kapanacak. Kısacak. Hani hep şehir içinde polis gördüğümde kapamakla açmakla uğraşmak. Herhalde var eksik beyin yapmak gibi bir şey olacak. Ya gene onu mikroçipten alacaksın. Bu arabanın elektronik kadran olduğu için tahmin ettiğimiz üzere işte araba 2000 devirdeyken belli bir voltaj yolluyor devir saatine. 2000 devire geliyor işte o voltajları okuyup ona göre bir ona bir sistem yapmayı düşünüyoruz. Onun dışında düşündüğümüz başka bir proje yok. Hani arabayı artık şey yapmayı düşünüyorum. Farda biliyorsun hava portu var onu kaldıracak. Normal gene kutu şifre. Kosmetiğine birazcık önem verin. Vereyim diyorum artık yani daha çok günlük kullanmaya başladım. Şu an hissettiğin gibi arabada klima yok. Klimayı sökmüştüm. Artı 5 beygir. Yanıyoruz biraz yani. Çok yanıyoruz şu an yani. Camlar açık yani. Tekrar klimayı takmayı düşünüyorum. Bunlar tabii kolay söküp takılan parçalar arabada. Eliniz yaptığınızda. Part 4 ne zaman gelir diye sorarlarsa. Part 4 seneye. Aynen seneye yani. Kışın gelir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Osman'la keyifli sohbetimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Kışın.
İnşallah. İnşallah gelir. Yeni update'lerle görüşürüz. Görüşürüz. Takipte kalın. Korsayı verdik. Alıyorum. Takasladık. Kafa kafaya. Hayır kardeşim, 5 lira hayırlı olsun. 4. 5. Ver dört. Tedaviye. 5. Tamam, 5 kabul. Hadi hayırlı olsun. Osman, çekelim ya. Osman'la anlaşmış gibi çek. Şöyle. Anahtar, koyayım. Anahtar yalnız. Anahtarı da verelim. Ben de korsan anahtarını vereyim. Al kardeşim. Şöyle hayırlı olsun. Kimse oraya şimdi. Hep böyle pozlar var ya.